duygusal tokluk ve duygusal açlık birbiri içerisine girmiş bir psikolojidir aslında. Şimdi diyet dediğinizde her şeyi içine alan bir beslenme şekli ya da beslenme alışkanlığı, her şeyi içine alan bir bütün. O bütünü iyi değerlendirmek gerekiyor. Duygusal açlık herhangi bir kişide moral bozukluğunda yemeğe yönelme, yemekten hırsını alma ya da yemekle rahatlama hissi oluşmuşsa ve bu alışkanlık haline gelmişse duygusal açlık bu. Normal bir rutininde yaşarken bu açlığı hissetmiyor ama herhangi bir temposunda yoğunluk, sinir sistemi bozulma, depresyon işin içine girdiği zaman kişiler daha çok seçimlerini aşırı yemeğe yönlendiriyorlar. Buna bağlı olarak da kilo artışı oluyor tabii. Bazı kişiler de tam tersi çok az ama çok az kişi var böyle. Yemekten kesilir, tamamıyla kilo almaya başlar. Bu kişilerde var. Duygusal açlık çok yaşadığımız bir şey. Çünkü yemeğe çok anlam yükleyebiliyor bazı insanlar. Rahatlama yöntemi olarak bunu kabul edebiliyor ya da benimseyebiliyor. Bu çocukluktan da gelen, bilinçaltından gelen alışkanlık şekli de olabiliyor. Bütün bunlar hepsini içine alıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra az az sık sık yiyerek bir beslenme şekli kendinizi benimsemeniz lazım. Kendinize alışkanlık haline getirmeniz lazım. Sigaraya fazla anlam yüklediği zaman bir kişi oyalanmak ya da zaman geçirmek ya da hobilerinden çok uzaklaşıp sadece sigara içmeye yönelik bir yaşantısı olan bir insan bıraktığı zaman bu sefer yemeğe anlam yüklüyor. Sigaranın yerine yemek doluyor, yemek konuluyor. Yemeği koyduğunuz zaman da sigaranın yerine kilo alımı böyle gerçekleşiyor. Aslında nikotinle pek alakası yok bu işin. Bu tamamen psikolojik olarak sigara bırakılınca aşırı yemeye başlıyor kişi. Onu rahatlama olarak görüyor. Çünkü o da psikolojik, yani siz sigarayı rahatlama olarak görmek de bir psikolojik yanlışlık. Onu bıraktıktan sonra aşırı yeme de psikolojik yanlışlık.